Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün size bundan çok güzel bir yemek yapacağım. Tavuğumuz hala don, şöyle göstereyim. Don tavuğu açmak biraz zor olur. Açtıktan sonra daha çabuk çözülür. Tavuğumuzu açtık. Tavuğu açarken de şu kök kanada dikkat edelim, buna dokunmayalım. Şimdi tavuğumuz çözülürken biz diğer malzemeyi doğrayacağız. Tavuğumuz kenarda çözülürken hemen kabağını doğrayacağız. Bir tane tüm tavuğa, orta boy bir tane kabak, orta boy bir tane soğan, 2-3 tane de köy biberi. Sebzeleri fazla ufak doğramayalım. Tabandan lezzet versin diye 2 diş de sarımsak doğruyorum. Sarımsak ufaksa 3 tane doğrayabilirsiniz. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaptık. Yarım fincan sıvı yağ ilave ediyoruz. Yağın biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Yağdan sesler gelmeye başladı. Hemen soğanı atıyoruz. Soğan attığımız gibi havucunu da atıyoruz. Havuçla beraber soğanı da kavuracağız. Bunda çok fazla pişirme işlemi yapmayacağız. Tavuğun içinde bayağı bir ısıda bekleyecek. Tavuğun içinde kendiliğinden pişer. Sadece lezzet alsın diye kavuruyorum şimdi. İçinde çiğ bir lezzet olmasın diye. Havuçlarımız, soğanlarımız kavrulmaya başladı. Tam bu aşamada kabağını boşaltıyoruz. Daha önce de söylemiştim, hafiften bir yumuşasın, lezzetini bıraksın yeterli. Yemeğimizin daha çabuk pişmesini istiyorsak bir kapak kapatırız. Orta ateşe alırız. Hafiften bir yumuşamasını, buharlanmasını sağlarız. Şöyle kapağı bir yavaşça açalım. Kapak kapalı, ortalama 4 dakika durdu. Biberleri boşaltıyoruz. Ocağımızı fazla yakmayalım, fazla gaz gitmesin diye ne yapıyoruz? Kapağı geri kapatıyoruz. Orta ateşte biberlerin de hafiften bir yumuşamasını bekleyeceğiz. Hemen kapağı açıyoruz. Baharatlarını atıyoruz. Pul biber. Sevdiğiniz kadar. 1,5 çay kaşığı da tuz atıyoruz. 1 çay kaşığı karabiber. Baharatları iyice bir karıştırdık. Kapağı kapatıyorum. Ocağın altını en yükseğe alıyorum. Orta ateşten ortalama 1 dakika. Altını kapatıyoruz. Tavuğumuz da çözüldü. Şimdi onu saracağız. Tavuğumuz çözüldü. Şöyle bir gösterelim. Hemen tavuğumuzu bir açalım. Thank you.
Birinci tavuğumuz hazır. Bunu isterseniz kasabada yaptırabilirsiniz. Rica ederseniz kasap açar. Don olduğu için şuralarında kemik kaldı hafiften. Onları da alalım yerken ağzımıza gözümüze batmasın. İkinci tavuğu da hemen halledelim. Tavuklarımız hazır. Hemen şöyle bir kenara alalım. Arkadaşlar bu tavuğu yaparken özellikle şu derisine dikkat edin. Derisine zarar vermeyin. Bu tavuğun lohum gibi pişmesini sağlayacak olan derisi. Hemen şöyle kalın yerini iki vuracağız. Sosumuzun içinde yeteri kadar baharat olduğundan dolayı baharat ilave etmeyeceğiz. Şöyle ikiye bölelim. But tarafından göğüs tarafına doğru saracağız. Şöyle çıkanları içine doğru depelim. Tavuğumuzun biri bu. Şöyle bir göstereyim. Hemen bunu borcama alıyoruz. İstersek içinden çıkan filetoları da içine atabiliriz. Hiçbir sorun olmaz. Ya da ne yaparız bu filetoları? Hemen doğrar, iki yumurtayla karıştırır yeriz. İkinciyi de sarıyoruz. But tarafından göğüs tarafına doğru şöyle yuvarlayarak saracağız. Hemen borcamı da görün diye yanımıza getirdik. Tabi işlem burada bitmedi. Açıkta kalan göğüsleri şöyle deriyle kapatacağız. Deri bunu korusun, görüyor musunuz? Yemeğin sayısı az olduğundan dolayı şimdi bu kuruma yapar. Kuruma yapmaması için biz buna kendimizce bir formül geliştireceğiz. Şöyle bir yanaştıralım. Formülümüz ne? Tavuktan kalan ne kadar parça varsa içine yerleştireceğiz. Bura kuyruğuymuş, onu atalım şöyle. Arkadaşlar bunlar hem pişecek hem de yemeğimizi koruyacak, güzel de bir lezzet verecek. Bunu önceden ısıtılmış 190 derece fırına atacağız. Ortalama 1,5 saat. Önceden ısıtılmış 190 derece fırına atıyoruz. Fırının ısısı düşükse 200 alabilirsiniz. Ortalama 1,5 saat derecede ya da saatte sapma olursa mutlaka onu ben size söyleyeceğim. Kapağı kapatıyoruz. Arkadaşlar tavuğu bir gösterelim. Tam 1 saat oldu. Fırına atarken de 1,5 saat demiştim. Yüzünün nar gibi kızarmasını bekleyeceğiz. Fırınımızı 200 dereceye alıyoruz. Yemeği bir gösterelim. Fırınımız fanlı. 1,5 saat demiştim. Tam 1 saat 10 dakika oldu. Yani 70 dakika oldu. Şimdi bunu daha rahat kesebilmek için biraz soğutacağız. Tavuğu soğuttuk. Şöyle bir alalım. Arkadaşlar ustalar nasıl bir şey derseniz şimdi birazdan ben size onu göstereceğim. Bu tavuğu açarken kök kanatlardan birini koparttım. Hiç fark ettirmedim. Siz de fark etmediniz. Sararken içine doğru gittim. Şimdi bakıyorum hangisi diye. Şu. Bunda açılma var. Görüyor musunuz? Mesele yılmamak, korkmamak. Hemen şunu şöyle alalım. Şundan bir kesmeye başlayalım. Genelde diyorlar ki usta yemeğin iç dokusunu gösterseydin. İç dokusunu gösterince yemek bozuluyor. Şöyle bir yakından göstereyim. Görselliği bozuluyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen şunu da keselim. İşte sorduğumuz yemeğin iç dokusu burada arkadaşlar.
Şöyle yakından bakın. Kenardaki kanatları da şöyle bir göstereyim. Onlar da pişti. Tavuğun işe yaramaz dediğimiz, sıyırdığımız kemikli tarafı da burada. Bu da böyle, bu da pişti. Yemeğimizi şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.